Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yine evimize efendim. Efendim biliyorsunuz ki uzun zaman kaç ay oldu aslında buraya taşınalım? Neredeyse bir yıl olacak. Ama klasik benim üşengeçliğimden yine ev vlogunu çekemedim. Ama bu süreç içerisinde en azından yerleşmiş oldum. Evet. Aslında biz son 2 aydır falan doğru düzgün yerleştik. Evet, 2 aydır falan. Yani çünkü her şeyimiz tam değildi. Bir de şimdi biliyorsunuz ufaklık yolda. Bu ara Emir geliyor. Yazdık zaten adını. Hani onun da eşyaları falan filan derken de onun odası gerçi hazır değil ama onları da hazır olmadan biz çekmek istedik. Çünkü başka bir videonun konusu. O da başka bir videonun konusu. Yeni evimiz bize ait değil. Burası kira. Kiralı villa. Biraz Antalya'nın dışında. Antalya içindeki evimin kirayı verdim. Burayı karşılıyor. O konuda çok rahatız. Orada rahat edemiyorduk. 3 tane çok köpek. Kalabalıktı. Çok kalabalıktı. Ben rahatça köpek gezdiremiyordum. Dışarı çıkmak istemiyordum. Bu da daha rahat. Bahçemiz var. Site içinde geziyoruz. İşte köpekler bahçede çok rahat. Enerjilerini atıyorlar. Zaten bilirsiniz. Aferin durumunu. Aferin içinde çok güzel oldu. Öyle yani. Dilerseniz holden başlayalım tanıtmaya. Burası vestiyer bölümü. Evin en güzel taraflarından bir tanesi. Her odada çok fazla dolap var ve dolapları tamamen hani kendileri koymuşlar. Biz hiçbir dolap getirmedik. O açıdan böyle her şeyimizi istediğimiz gibi saklayabiliyoruz. Bu konuda ev sahibimiz Alaaddin abiye teşekkür etmek istiyorum. Evin bütün odalarından yeterinden fazla dolap var. Çok fazla, yani, evet. Çok fazla dolap var. Biz dolapla uğraşmadık çünkü bu evi dolapla doldurmaya çalışsak zaten batardık. Güzel oldu yani bu dolap meselesi. Evet, burası böyle. Burası dress room. Bunu, evet bunu sen söyle. Bunu özel yaptık. Ben çok iyi bir marangoz mobilyacı buldum. Selim ne isterse aklındakini tarif etti. O çizdi, bilgisayarda gösterdi ve o şekilde yaptık. My307, ben aşağıya da bırakacağım Instagram'ını. Hani reklam olarak görmeyin bunu, parasından karşılık yaptı tabii ki. Ama hani ben dedim ya o kadar iyi iş çıkardı ki dedim. Ben dedim ben vlogu çekerken senden bahsedeceğim. Çünkü ne hayal ettiyse yaptı. Bu da hani ilk parça, bu tek parça değil, birkaç tane daha mobilyası var onun bize yaptığı. Evet. Bunu biz böyle tarif ettik mesela. Bildiğim bize yaptı ama buradaki mesela yine şu güzel dokunuş benim. Muhteşem bir parça bu. Bunu Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden satın aldım. Bu da güzel bir heykelcik. Bu da ilk fotoğrafımız. Bravo. Bu da devrildik. Yani ilk fotoğrafımız değil ama. İlk değil ama beraber bir seyahate çıkmıştık. Evet. Sevgiliydik. Sallama şunu, sallama. Sevgiliydik. Kaç yıl önce bu? Bayağı oldu. Bayağı oldu yani. Gençlik daha yaşlı. 4-5 yıl falan var mı burada ya? Var ya oldu. Bayağı yaşlı. Bu bayağı oldu. Bu hani ilk benim suratımdaki şu acıyı görüyor musun? Acıya fokus. Görüyor musun acıyı? Kaptırdık kendimizi. Bizim ilişkimizde bir yapı taşı olduğu için bu fotoğrafı her yerde yanımızda taşıyoruz. Yoksa ben mesela evde çok fazla resim çerçeve kullanmam evet. Ama böyle bir iki tane... Çok fotoğrafımız da yok böyle. Bazen olur ya böyle işte... Düğün fotoğrafları, onun fotoğrafları, bunun fotoğrafları biz pek sevmiyoruz. Yok ya yani. Çok fazla sevmiyoruz onu, evet. Dilerseniz mutfaktan devam edelim. Evet mutfağımıza hoş geldiniz. Sizin en sevdiğiniz ve en çok zaman geçirdiğiniz bir yer. Yani ya. Çoğunu burada geçiriyoruz. Beraber zaman geçirdiğimiz. Beraber en çok zaman geçirdiğimiz. Yani. Burası mutfağımız. Girerken şunu göstereyim. Evimizde merkezi soğutma var. Isıtma da yerden. Evet. Özden her ay giriyor. Gökten. Burası mutfağımız. Mutfağı Selin'e bırakıyorum. Çünkü benim mutfakta ellediğim tek bir şey vardı. O da bu ocak. Buraya doğalgaz gelmediği için, çünkü gelmesi için buralardan falan borular geçmesi gerekiyor çirkin bir şekilde. Elektrikli ocak vardı. Ben elektrikli ocaktan nefret ediyorum. Yıllarca hem indüksiyon kullandım hem elektrikli ocak kullandım. Keyifli bir şey değil. Yemek yapmayı da çok seviyorum biliyorsunuz. O yüzden buraya gazlı ocak taktırdım ve tüple kullanıyoruz. Ama yani son derece memnunum çünkü ateş büyüktür. Her türlü indüksiyon elektrik ocak diyorum ve eşime devrediyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Bu işte Amerikan mutfak tarzından böyle bir adımız var. Biz bu odayı da çok seviyoruz. Ben mesela çok kullanıyorum bu odayı. Kahvaltımı burada yapıyorum genelde. Ondan sonra şöyle göstereyim. Burada bir bulaşık makinemiz var.
o dolap şeklinde işte gözükmüyor. Bütün beyaz eşyalarımız zaten evin kendisinde vardı. Biz o açıdan pek bir şeyle uğraşmadık açıkçası. Evet, beyaz eşyalar vardı. İşte baharatlıklarımız, işte beyaz karabiber falan, bunlar hep Ahmet'in tabii enteresan zevkleri. Onun dışında şurada... Bak, hani... bak burada bir ayrım var. Mesela Selin'in kullandığı tuz. Selin'in kullandığı tuz. İyi oldu, sofra tuzu. Bu da benim tuz. Play 2 salt. Ne diyoruz buna? Deniz tuzu değil miydi o? Deniz tuzu değil bu ama... Anlayan anladım, çok önemli değil. Böyle ufak nüanslarımız var, ufak farklarımız var. Var var, evet. Tabii canım, mesela bu normal, ben karabiber kullanıyorum. Ahmet bak, beyaz biber. Beyaz karabiber aslında, white pepper. Bir de şunu ben Selin aldığımda çok hoşuma gitmişti. Basıyorsun, yukarıya dolduruyor, oradan boşaltıyor. Sen burada ölçebiliyorsun. Anladın mı? Teaspoon, tablespoon. Anladın mı? Bu mesela hoş bir şey. Bu ürünlerin linkini aşağı bırakalım mı aşkım? Böyle bazı ürünlerin linkini açıklama kısmına tıklayın gidin. Bazı ürünlerin linkini, böyle ilginç olan ürünlerin linkini ben aşağı bırakacağım. Beğendiğiniz olursa satın alırsınız, tamam? Tamam, şöyle geçelim. Adamızın bar sandalyelerimiz var. Bunları da bu arada çok rahat ve gerçekten konforlu bir sandalye. İşte burada böyle oturuyoruz. Birisi geldiğinde arkadaşımız mutfakta mesela biz masayı tercih etmedik çünkü hem böyle çok mutfakta masada takılmıyoruz diye sandalye masa. Böyle bar sandalyesi tercih ettik. Orayı da bir divan tercih ettik ki tam cam kenarı. Bu da benim kahvaltı yerim. Ben de böyle kahvaltı yapıyorum. Evet, ben burada, Ahmet orada. Öyle yapıyorum. Senin orada yapıyorum. Kahvaltıdan sonra ben biraz uzanırım burada. Bu daybed diyorlar buna gavurlar. Evet. Açılabilen bir yatak bu. Açılıyor bir de yani. Bu çifte yatak aslında. Bu da açılıyor. Evet. Bunda çift minder var. Çift minderden iki kişinin yatabileceği bir yatağa dönüşüyor aslında bu. Ama hiç öyle kullanmadık da. Yok, öyle kullanmadık. Gerek duymadık ama çok yoğun bir kalabalık olduğunda Max ya. O da çok kullanmayız büyük ihtimalle. Ama yani burada oturup böyle yağmur yağdığında falan televizyon orada güzel bir keyif köşesi yapalım istedik açıkçası. Ben de çok seviyorum. Mesela ben de yemek falan yapacaksam, o günün mutfakta geçecekse arada gelip burada dinlenip televizyon izlemek aşırı hoşuma gidiyor. Bu yeni köşemiz. Evet. Kahve köşemiz. Bu kahve köşesini işte, bunun da linkini bırakırım o zaman bari. Her şeyin, şu kupanın linkini de bırakayım ben. Bunu çok soruyorsunuz, harbi bunu çok soruyorsunuz. Ben bunun linkini salacağım size. Yeter artık. Böyle kendi çapımda süslemeye mi çalıştım desem, böyle bir şeyler yaptım. İşte duvara yapışkanlık falan. Öyle bir şey yok. Ama seviyoruz yani, kahveyi yayınlardan önce kahve içiyor yani. İşte çekiyor mu şu an? Çekiyor. Ben deneme yapıyorsun zannettim. Hiç açmadım, daha yeni aldım. Çüş öküz. Onun dışında köpeklerimizin köşesi var. Televizyonumuz ve yanında muhteşem... Ona sonra geleceğiz de. Ben yine teknolojik kısımlar. Evet. Bunlar quality of life, yani hayatımızın kalitesini arttıran ürünler. Selin tabii hiç bilmediği için yaşıyor, diyor ki ulan her yerde internet çekiyor. Nasıl çekiyor? Bunun sayesinde çekiyor. Bunu hem üst kata hem alt kata yaptım. Yani büyük evi olanlar, işte müstakil evde kalanlar ya da evi böyle bazen koridorları çok bir şey oluyor, labirent gibi. Bundan alabilirler. Bunun linkini ben aşağı bırakacağım size. Çok güzel bir ürün. Evin her yerinde internet çekiyor. Bahçe dahil. Evet, çekiyor. Yani. Sen hiç fark etmiyorsun bunları. Yani evin erkeği düşünsün. Evin erkeği düşünsün. Evin kadını dekore etmiş, her şeyi yapmış, temizliği yapmış. O zaman dekorasyonlarından devam et. Arıza verir misin? Ama ortak aslında ya. Arıza'yı alırken beraber aldık seni. Arıza'yı beraber aldık. Onun dışında işte şöyle biraz falan süsleme, yeşil. Ya aslında evde bu arada çok fazla yeşillik göreceksiniz ama gerçek çiçek kullanmadım açıkçası. He, gerçek değil. Ben bakamıyorum. En güzel bir şey gidelim. En güzel yer gidelim. En güzel ya. Bu arada kameraman bey, arada bir böyle benim ilginç itemlarımı göreceksiniz. Mutfakta mesela bu soğan turşusu. Çağrı'nın itemi. Soğanı turşuya yatırdım. Burgerlerde çok lezzetli oluyor. Soğan turşusu. Buyurunuz efendim. Burası mutfağın... Kileri. Kileri ve böyle resmen küçük bir oda yani. O kadar büyük bir ve her şeyimiz o kadar güzel sığıyor ki. Yani mutfağın en güzel yanlarından bir tanesi. Her şeyimizden... zaten şimdi şöyle bir şey. Şehir dışında biraz daha olduğumuz için hani böyle çok sık
İşte gideyim de şu bakkaldan bir şey alayım muhabbeti olmuyor. İşte biz de böyle buldukça koyuyoruz. Mesela şurada sırf benim baharat ve sos bölümü. Evet, şurası ve sos şu iki kat aslında şu yumurtayı saymazsak. Şu iki kat çoğunlukla ambitin. Yani burada neler var yani. Bunları ben aldım. Yani bunlar benim değil. Hamilelikte. Hamilelik pekmezleri. Mesela dark soy sos, light soy sos, işte sriracha bunlar hep şey. Asya soslarımız. Maldon evet aynen. Hoisin sosun falan burada hep kendi soslarım var. Hindistan cevizi yiyor vesaire. Burada da ada çayları. Burası full baharat. Yani şu yani bunun içinde geçen ada çayını ne yapmıştım ya? Ravioli yaptım mesela. Onların hepsini almam gerekiyor. Yıldız Anaş onuna kadar var yani. Ben baharatları çok aktif kullanan bir aşçıyım. O yüzden bu tip şey bize çok iyi geldi yani. Çok toparladı bizi. Zaten ben burada... Yani çünkü Selin'in dediği gibi böyle alışverişe çıkamıyoruz. Yo, evet öyle çok sık çıkamıyoruz. Bu arada baharatları ben Ahmet'ten kullanmayı öğrendim. Yani Ahmet öğretti ona baharat kullanmayı. Karabiber bile bilmiyordu ya. Yok be abartma. Karabiber biliyordun mu? Bir karabiber, bir pul biber, başka da tuz. Onu başka bir şey yok. Şey karabiberi, köylü karabiberi böyle. Yani tavza yapacaksın. Top işte öğütülmüş. Çap böyle aşçı gibi. Evet gidebiliriz buradan. Mutfağımız bu kadar. İsterseniz salondan devam edelim. Efendim merhabalar. Taşındığımızda buraya ben Harry Potter adını verdim. Gerçekten adı Harry Potter buranın. Çünkü Harry Potter'ın teyzesinde. Teyzesi değil mi? Ya da dayısı mıydı? İkisinden biri işte. Akrabaların da kaldığı yer böyle bir yerdi. Kitaplarında öyle hatırlıyorum. Burası Harry Potter'a benzediği için Harry Potter'ın kaldığı yerden hiç adını Harry Potter koydum. Ve yani mesela şey sorduğum zaman havlu peçete nerede? Selim diyor ki Harry Potter'da. Mesela ben direkt girebiliyorum. Ben eğilmem gerekiyor, evet. Bir de ben gireyim. Benim için bir oda gibi. Efendim merhaba. ben de böyle oluyor. Şöyle bir çek içeriği. İçeride şimdiden Bora Emir'in şeyi var. Arabası falan var. Burayı depo olarak kullanıyoruz. Aman arkana dikkat et. Bu da yine benim bulduğum bir heykel. Evet. Bunu da ben almıştım. Hayır, heykeli ben aldım. Ha heykeli sen aldın da ne olduğunu anlamamıştım. Ne olduğunu anlamamıştım. Evet. Bu... Beğenip almış ama bu Zeus, bu da Olimpos. Tanrıların mekanı, ikisi birleştirmişler. Zeus Olimpos heykeli yapmışlar. Bunu aynen bir arkadaşımızda çok... görmüştük. Özenip Aydın'dan aldık. Aydın'dan gittik. Bundan dedim. Bundan. Bundan bana dedim. Bulduk aldık. Efendim o zaman salona geçebiliriz. Hadi geçelim. Evet. Evet burası salonumuz. Burası salon. Hiç kullanmadım. Çok sık kullanmıyoruz diyelim salonumuzu. Yani misafir geldiği zaman daha çok kullanıyoruz. Yani misafir geldiğinde kullanıyoruz. Burada bizim için önemli, en önemli olan şey büyük bir L koltuktu. Büyük bir L koltuğu hallettik. İşte orada şarj ünitesi var. İşte kablosuz şarj falan yapabilen biraz multimedya bir L koltuk. Ama fiyatı da uygundu. Kazıklanmadığımızı hatırlıyorum. Şu an hatırlamıyorum fiyatını ama kazıklanmadığımızı hatırlıyorum. Uzun bir televizyon neyse denir buna? Ünitesi. Evet. Televizyon ünitesine. Evet bu en sevdikleri halı bu arada çocuklarım. Ya bu arada bu evde çok... Hepsi buna yatıyorlar. Bu evde çok fazla böyle plüş halı göreceksiniz. Böyle post tarzında çünkü ben aşırı seviyorum. Çocuklar da çok seviyor. Bayılıyorlar. Çocuklar da üstünde yatmaya bayılıyor. Ben de bayılıyorum. Daha... dekoratif geliyor. Hoşuma gidiyor yani benim. Burada söylemek istediğim şey yine Maitri abim bize bir kıyak geçti burada. Normalde bu ünite şurada bitiyordu. Bu siyah cam bunun evet, üstündeydi. Ben böyle bir şey yaptırarak Xbox'umu, işte PlayStation'ımı falan koyabileceğim raflar oluşturttum ona. Hani direkt sen anlamamıştın değil mi? Anlamış mıydın? Hayır. Anlamadın değil mi? Yok. İşte yani aslında orijinal gibi duruyor. Orijinal gibi duruyor değil mi? Yani böyle hiç sırıtmayacak bir şekilde ben hani nasıl hayal ettiysem aktardım, o da yaptı. Ortada da mesela bu şeyin setin, set mi dedi? Takımın. Yani takımı. Bu takımın şeyini biz çok beğenmemiştik. Sehpasını, evet, kullanışta değildi. Evet, orta sehpasını. Bir de biz öbür evde aynen bu tarzda yani. Evet. Böyle çekmeceli. Raflı. Raflı bir şey istemiştik. Ona alışmıştık biz. Aynen, aynı ölçüde yaptırdık. Yani bu aslında yani takımın değil ama takım, çekil hayatınızı görürsün takım. Takımınmış gibi görünüyor. Yine üstünde siyah cam, oradaki şeyle. Hani kulplara falan da benzeyen bir şekilde.
Bunu da yine Maitri'ye yaptırdık. Çok da güzel oldu yani. Daha kullanışlı çünkü biz salonda çok şey dolduruyoruz oralara. Oyunlar oluyor işte, laptopum orada mesela, puzzle'lar, çikolatalar, yapbozlar, her şey orada yani. Burada şu görüntüyü çok seviyorum. Burada açılıyor mu? Yani şu an güneş yok ama yani burada mesela bahçenin önünde olmak çok keyifli. Evet, kahvaltı yaparken misafirimiz geldiğinde genelde burada böyle yeşilliğe karşı çok güzel oluyor. Ben bu köşeyi çok seviyorum. İleride hani Bora Emir bizim itlerle oynaşırken burada takılmaca falan. Keyifli evet, hayaller. Güzel olacak, evet inşallah. Orada yine şeyimiz var. Burada benim heykellerim. Bu heykeller senin ama şurada yine... Ben bir alışverişe gittiğimde dedim ki bunu alayım ya. 900 liraya aldım bunu. Çok güzel bir cam vitrin. İçine de içkilerimi koyabilirim. Peki söyleyeyim mi? Bak itiraf edeyim. Yani evle ilgili böyle yaptığın en güzel şeylerden bir tanesi. O değil mi? Evet. Çünkü şöyle bir şey. Mesela biz Ahmet'le... Tozdan çünkü tozdan kurtarıyorsun. İşte onu söyleyecektim. Evet. Ahmet işte taşınırken dedi ki hani... İçkileri de getireceğim. İçkileri de getireceğim dedi. Ben zaten düzeni kurmuşum. Ben onları nereye kuracağım? Yerim yok falan dedi. Sonra Ahmet böyle... Bir gitti, aha dedi, ben böyle bir şey buldum, ucuz da dedi, alıyorum dedi. Dedim ne kadar zevkli, çok hoşuma gitti gerçekten. Şey mi de hani... Ben de seviyorum orayı. Şeyde tutmadığı için, tozda tutmadığı için hani böyle... Beni de yormuyor, evet. Çünkü ben bu salona girdiğimde 5 dakikada tozunu alıp çıkabiliyorum yani. Bunu yine Selin aldı ama kim olduğunu bilmiyordu, onu da öğrettim. Kim aşkın bu? Unuttu, her türlü. Dünyayı sırtında kim taşıyor? Sen. Sen taşıyorsun. Bu ama bu Yunan mitolojisinde, Türk mitolojisinde. Atlas aşkı. Evet, evet, evet. Bravo, Atlas. Bu kim? Onu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum ben. Bu Mehmet teyze, bunu ben bilmiyorum gerçekten. Bilmiyorum. Ama bence heykellerimiz çok güzel. Daha önce hiç heykel böyle kullanmadım dekorasyonda ama çok hoşuma gitti. Evet, burada bir çizimimiz var. Bu çizimlerden evin her yerinde göreceksiniz. Çizimlerin hiçbirisine... 1 gram para vermedim. Burada cimriliğimden değil, community'mden övünüyorum aslında. Hepsi takipçilerimizin, bizi seven insanların yaptığı dijital veya yağlı boya veya sulu boya çizimler. Bu yağlı boya bir çizim. Alfred'in birebir çizimi. İlk evet takipçilerimizden gelen çizim buydu. Muhteşem bir çizim. Evi farklı yerlerinde farklı çizimler zaten göreceksiniz. Şimdi videoda da geçiyordur önümüzde. Bir şey söyleyeceğim ya. Çam ağacını atladın ama yani bu bir... Ya Mart geldi yeter artık bu. Bu salat eseri ya. Ya ben çam ağacını kurarken 2 gün uğraştığım için kaldırmam da 2 aydan fazla sürüyor. Ama şimdi yüklüyüm. Evet. O yüzden. Onu sonra kaldırdım. Şurada mesela yine benim adım küçük bir detay var. Bu böyle romantik gecelerde kullanabileceğiniz bir bioetanolle çalışan biyoetanolle çalışan bir masa şöminesi. Bunu bildiğiniz dolduruyorsunuz biyoetanolle yakıyorsunuz. İşiniz bitince bu şekilde kapatıp söndürüyorsunuz. Hakikaten ısıtıyor da. Yalan yok ısıtıyor da. Estetik de duruyor. Estetik de duruyor. Güzel bir şömine. Burada isterseniz balkona ve bahçeye bir pusa bakış atalım. Efendim gördüğünüz bu tırt tel. Bunu bizim çocuklar parçalayabiliyor. Burada tırt tel diyorum ben. Burayı çok kullanmadığım için buraya sağlam bir tel yaptırmadık. Bu evin kendine dahil olan terdi. Burası salondan geçiyor. Salondan balkonlara geçebiliyoruz. Buradan da mutfağa geçebiliyoruz. Buradan da daha kaliteli terle. Bu fark ettiyseniz farklı bir tel. Bu hani parçalanmaması, ezilmemesi, bükülmemesi gereken bir tel. Buradan da mutfağa böyle bir geçiş var. İkisi birleşiyor. Hani mesela orada yemek yerken buradan tak yemekleri falan geçirebiliyoruz. İyi oluyor. Burası da benim en sevdiğim yer açıkçası. Sabah bir ufak bir çekim aldıydık buradan. Şu, yani. Oh, ben de geleyim. Döşeme altının muhteşem bir havası var zaten. Yalan söylemeyeceğim, bunlar masif olduğu için bir tık pahalıydı bu set. Bir tık yordu ama beni. Ama bu seti de Ahmet beğendi. Evet, ve gerçekten bir o bir bu diye efsane setlerden bir tanesi. Evet, harcadığımız en güzel harcamalardan birisiydi. Çünkü aşırı memnunuz bu setten yani. Gerçekten çok aynen güzel. Öyle, evet. Hani daha bir an öncesine kadar burada oturuyorduk zaten. Ya burada yemek yiyebilirsin, okey oynamak istiyorsun, okey oynarsın. Genelde çünkü ya yemek yemedik ya okey oynamadık falan böyle
daha küçük falan oluyor. Bazen ateş yakıyoruz burada. Bir tane fire pit'imiz var şu an bahçede. Onun için ateş yakıyoruz bazen burada. Odunlardan güzel oluyor. Bir de kendimize ait bahçemiz var. Kimseyle paylaşmadığımız. Hani böyle zorbaymış gibi. Kimseye dokundurmuyor lan. Bir tane ait bir bahçemiz var. Genelde boklarla dolu. Çünkü bahçeyi şu an biz kullanmıyoruz. Çocuklar kullanıyor. Böyle özel bir kapı yaptırttım. Hiç belli olmuyor değil mi? Sanki bahçesiymiş. Evet. Bunu ben yaptım. Yok, kapısı yoktu buranın. Buranın kapısı yoktu. Ben böyle bir kapı yaptırttım. Hani çocukların girişlerini çıkışlarını kontrol edelim diye. Ama çocuklar orada bir delik buldular. Kapı hiç umursamıyor. Daha kolay geliyor. Onu da kapattıracağım ama. Solun yanındaki delikten geliyorlar mesela. Bak şimdi yapayım. Şimdi kapatıyorum burayı, tamam mı? Bak. Mina gel içeri. Oraya içeri. Mina gel kızım. Hadi içeri. Yavşar. Burada Alfred'in bir rampası var. Aşağıya çıkabilmesi için bunu kendisi kullanabiliyor. Bu rampayı. Ama aşağı inmeyi çok sevmiyor. Böyle bir rampa yaptırdım Alfred'e de. Çünkü biliyorsunuz arka bacakları yok onun. Bir de çimene de alerjisi olduğu için biz zaten çok fazla indirmemeye çalışıyoruz. Evet. Kullanmasını istemiyoruz. Çünkü çimene alerjisi var. Hemen ayakları kaşınmaya başlıyor. Böyle palmiyeleri olan, şimdi oraya limon ektim. Şurada bir limonum daha var. Orada şeftali var sanırım. Bir de kumkat ekeceğim. Yeni sevdam kumkat. Bir tane de kumkat ağacı ekeceğim. Böyle kendimize ait bir bahçemiz var. Elimde sadece iki tane begonvillim var. Ben de onları bahçeye ektirmeyi düşünüyorum ama şu karından kurtulunca yapabilirim anca onu. Hadi bakalım. Nereden devam edelim? O zaman yukarı çıkalım. Hayır, aa, misafir odası. Lütfen. Tamam, misafir odası. Mira Hanım siz de şöyle alayım. Mira. Lütfen. Evet, burası giriş kapısı. Burada mutfağımız vardı, salonumuz vardı. Burada da misafir odası var. Bir de genel bir tuvaletimiz var burada. Böyle küçük, normal bir tuvalet. Böyle genel bir tuvaletimiz var burada. Onu misafirlerini kullanalım. Burası da misafir odası. Burada da yani basit iki tane ayrılan birleşebilen yatak aldık. Yine dolaplar kendine dahil. Her odada böyle dolap var. Yine Alaaddin abinin kıyığı. Böyle küçük bir şifon yer aldık. Çok da küçük değil aslında. Büyük bir şifon yer aldık. Bayağı büyük bir şifon. Bunu da mantil yaptı değil mi? Bunu da mantil yaptı. Bir tane aldıydık. İsmi lazım değil. Taşlı bir markadan. Hiç lazım değil. Hiç lazım değil ismi. Biz çok artık son bir şey daha aldık. Kanser olduk. Burada Maytri abim bize yaptı. Güzel bir şifon yer. Misafirimiz geldi mi? Aynen. Oturuyor. Rahatça. Televizyonunu açıyor. Işını açar losça. Losça. Televizyonunu izler. Konforlu bir misafir odası. Burada ayrıca kendine kendi özel banyoları var. Banyosu var. Buyurun kameraman bey. Sol tarafta da duş bölümü var. Ben burada evin bütün duşlarına taktığım bu duş başını biraz övmek istiyorum. Lütfen. Bakın, hayatımı değiştirdi. Bakın görüyorsunuz, pervaneli açma kapama fonksiyonu. O düşebiliyor. Çok kullanmadığımız için burayı. Açma kapama fonksiyonu var burada. Tamam, şu an kapalı. Kökledim, bakın açılmıyor. Bak buradan açıyorum. Bak akışı görüyor musun? Bizim evde su akış hızı sıkıntısı vardı. Bu bize çok yardımcı oluyor. Bir de farklı modları var bunun. Bak şu sulama gibi bir mod. Bayağı yağmur yağan gibi oluyor. Bu böyle farklı dünyalara götürüyor seni. Bu hızlı bir mod. Bu daha hızlı. Bu daha hızlı. Ortadan ayrı, dışarıdan ayrı. Bu en hızlı modu şeklinde. 5-6 tane modu var. Ben buna o kadar beğendim ki. Evde 5-6 tane banyo var. Hepsine bundan bir tane taktım. Kendim taktım. Evin tamir işlerini ben yapıyorum. Hiç abartmıyorum. Bakın yüzü burada. Kim yapıyor evin tamir işlerini? Kocam bey yapıyor. Şunları da ben taktım. Mesela şunlar yoktu evde. Bunların hepsini duvara delip ben taktım. Bunu ben taktım. Bunları ben taktım. Bunların hepsini ben taktım. Hoşuma da gidiyor. Yani ev işi yapmak, evet, evimle bir şeyler yapmak hoşuma gidiyor. Evle uğraşmak, bir şeyi tamir etmek, evet. En hoşuna giden şeyler. Güvenlik kameralarını ben taktım. Hepsi ben de yani. Onlar da yani usta çağırıp yaptırmam. Ben en sevdiğim şeydir o. Kendim uğraşacağım, kendim bileceğim bir de. Yani sorun olduğumu çözebilmek için de iyi oluyor. Bence de. Devam edelim.
Alfred'in yukarıya tırmanabilmesi için bu rampayı yaptırdım ben. Aklıma öyle bir çözüm geldi. Çünkü müstakil bakarken varsa asansörlü bakıyorduk. Yani bu çocuğu her seferinde yukarı taşımak çok imkansız. Sonra böyle bir çözüm buldum. Alfred çok zeki bir köpek olduğu için hemen alıştı zaten. Ahmet yukarı çıkarken video çektik, o da olur mu? Ön bacakları da bana destek oluyor. Ben de onu kaldırıp götürüyorum. Sonra meliyatında arka bacakları alındı ama şu noktayı sırf tutamaç olsun diye ben bıraktım. Ben buradan tutuyorum ve beraber çıkıyoruz yukarıya. Aynen böyle. Bu şekilde çıkıyoruz. Yine orada çıkarken burada bir yağlı boya çalışmamız var. Burada dijital bir çalışma var. Bizler ve köpeklerle alakalı onu yakın çekimini gösteririz. Burada da hareket sensörlü ışıklarım var. Bunlar da benim fikrimi geceleri düşmeyelim diye. Bunlar şarj oluyor. Bildiğim böyle şarj oluyor. Mıknatıslı. USB'den şarj edip buraya takıyorum. Aşırı kullanışlı. Ahmet'e dedim ki, bu ışıkları dedim ben hayatta şarj etmem dedim. Gerçekten en başından beri kendisi şarj ediyor. Hiç elini sürmedi. Hiç elini sürmedi. Ama elini sürmem. Uğraşmam yani, kalır öyle. Nereden başlayalım? Çamaşır ağabeyden başla. Burası yayın odasının girişindeki o meşhur buzdolabı. Ay buzdolabı. Kameraman Bey. Süsler misiniz? Alayım. Burada su var sadece. Bunu yine söylemeden geçemeyeceğim. Bunu da ben yaptım. File. İnternetten satın aldım, döşedim çünkü bazı aralıklar mesela Lucy'nin düşebileceği genişlikte. Yakında file sosisi olduğu için. Yakında zaten çocuğumuz da geliyor. Tabi güvenlik olarak döşedim. Çok da kolay oldu vallahi. Hatta belki şurayı da güzel bir fikir bulursak. Bir kapı istiyor. Buraya şey düşünüyorum, böyle rulo kapı gibi bir şey düşünüyorum. Buyurun. Burası çamaşır odası. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, işte deterjanlarımın, bezlerimin, ütümün, detaylı temizlik ürünlerinin olduğu bir yer. Süpürge makinesi burada, ütü burada. Süpürge makinesi diye bir şey olmadığını lütfen yorumlarda seninle belirtin. Bunlar da elektrikli süpürgedir. Buna süpürge makinesi diyen gördüğüm ilk insan sensin. Süpürge makinesi ne ya? Çocukluğumda demek ki öyle kalmıştırım ben. Bu oda benim için tek bir anlama geliyor arkadaşlar. Üst katın şartelleri burada. Ben evin tamiratçısı olduğum için bu geldiğimde bu odaya şartelleri için geliyorum. Bir de çatı katına geçiş burada. Benim için anlamı bu. Ama Selim'i çok rahatlattı. Bir de burada bir balkonumuz var. Küçük bir balkon var. Hani çok kullanmıyoruz normalde ama hani yazın çamaşırları kurutmak için vesaire. Çünkü ben bir tane daha askılık alacağım şimdi borunun eşyaları. Bu çamaşır döktü mü bak, göstermiyorsun. Bu böyle mesela çamaşır döktü, evet. Düz şey değil. Düz dolap değil bunlar. Evet. Bu da ev sahibimizin kıyağıydı. Aynen öyle. Herkese yaptım. Lütfen. Komşular izlemeyin. İzliyorsanız da istemeyin. Lütfen. Bize özel. Evet. Geldik Zurna'nın zor dediği yere. Cahreyn Stüdyosu. Let's go. Ders alacaktım hesapta ama o kadar vakitim olmuyor ki henüz bir ders alabildim ama arada bir çalıyorum. Kendimi geliştirdiğimde yayınlarda çalacağım size.
Burası Alfred'in mekanı. Yayınlarda iPhone'dan görüyorsunuz zaten. Sağımda solumda ışıklarım var. Işıklarımı telefondan açıyorum zıplaya ama telefon şu an çekimde. Böyle oturuyorum. Bu şekilde. Oh. Buradan şu ışığımı açıyorum. Headlight'ımı. Sağdan soldan arkadan ışıklarım var. Mikrofonum bu şekilde. Bu Türkiye'de yok sanırım. Bunu Almanya'dan aldım. Rodecaster Pro 2 ile bütün seslerimi vesaire. Buradan kontrol ediyorum. Çift bilgisayar yayın. Bu ekran, yayın bilgisayarın ekranı bunlar. Oyun bilgisayarı. X-T4 Fuji kameram. Bu şekilde. Orada da Asus'tan şeyim var. Modemim var. Çünkü burada gigabit internet çektik eve. Öyle her modem kaldıramıyor. Ve en önemlisi de o şema altında güç kaynağı. UPS. Elektrik çok gidiyor çünkü. Ve buradaki kablo karmaşasını zaten biliyorsunuz. Klasik ve tabii ki sakızım. Balrogumuz burada. Unutulmaz parçamız. Yani yine onun şeyi çıkmış. Ertuğrul, sen burada temizlik yaptın değil mi? Evet. Her temizlik yaptığında bu kesinlikle çıkıyor. Aktive ediyorum. Evet. Kanatlarımız sönmüş. Kırbacı da kırıldı maalesef. Burada diğer bütün ekibi görebilirsiniz. Burası bütün ekip. Levi'ye özel muamele çektim. Levi Tay çok uçuyor. Bunları zaten bir önceki şeyden biliyorsunuz. Eklenti bir tek Sabo oldu galiba. Sabo yeni. Bunun dışında hepsi zaten önceki evden mevcut olan kamplar. Kepengimiz var. Evet, her yayında açıp kapattığım o kepenk. Hep soruyorsunuz abi green screen'i nasıl açıyorum diye. Ne oldu lan? Al, tırtın. Bir şeyler kırıldı. Harbiden ne oldu ya? Bir şeyler... Bunlar... Neyse, ben hallederim. Ben severim. Tamirat işi çıktı bize. Evet, bu açtığınız kepenk. Kapattığımız kepenk her zamanki. Burası benim tuvaletim. Ve banyo. Benden çok Alfred kullanıyor. Bu ürünün adı Corben. Bunun özelliği kokuyu içine hapsetmesi. Alfred'in altını yaptığım zaman altını yaptığım şeyleri elime falan bunun içine atıyorum. Burada Alfred alt yapma malzemeleri mevcut zaten. Burada Alfred'i yatırıyorum, altını yapıyorum. Çişini de yine burada yaptırıyorum. Burada yapıyoruz çişimizi. Böyle burada. Hemen böyle temizliyorum. Başucumda deterjanım var. Tak tak tak. Çişini yaptıktan sonra akıtıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar diyecekler ki ne yapıyoruz şu şeyle mi? Duşakabinde mi yapıyoruz? Ne yapayım? Bez masrafı. Başka bir çözüm. Yani bez masrafı bize ayda 2000-3000 liraya denk geliyordu. Bu şekilde hem sağlıklı oluyor. Akıyor gidiyor sonuçta çiş. Hem de şey, çocuk da çok alıştı. Ayakta yapabiliyorum. Ayakta yapınca daha çok boşaltabiliyorum mesela. Şimdi bu şekilde bakteri oluşumunu da engellemiş olduk aslında. Hadi şimdi Selin'in odasına gidelim. Bu arada burada da okuduğum bir kitabı göstermek istiyorum. Ozan Bingöl'den Kontrolsüz Güç. Vergilerimizle ilgili bir kitap. Okumak isterseniz tavsiye ederim. Ah! Bu ürünümü de göstermezsem olmaz. Bunu bulamazsınız Türkiye'de. Ürün satsan alamazsın bunu. Şimdi benim mağarama gidiyoruz. Ben hiç girmiyorum bile buraya. Burası benim odam. Şöyle köşeden başlayabiliriz. Bu minnoş, pembe. Burası benim resim köşem. Yani böyle profesyonel bir resim yapmıyorum tabii ki. Ama hani resim yapmayı, boyayla uğraşmayı seviyorum. Yani deşarj oluyor. O yüzden böyle kendime bir köşe aldım. Gerçi hani hamilelikten beri çok fazla boyayla haşır neşir olmuyorum. Ama böyle arada çok sıkılırsam gelip burada resim yapıyorum. Burası da en büyük hobilerimden biri makyaj. Bir eğitim almıştım. Ondan sonra daha da böyle bir asıldım makyaj yapmaya. Bu arada bu mobilyayı da My 307
yapmıştı. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Ben internette bir tane mobilya beğendim. Kendisi yani gerçekten hem ondan daha uyguna yaptı hem de tam istediğim gibi yaptı. Yeterli büyüklükte. Burada bir servet yatıyor. Söylemeden edemeyeceğim. Burası gerçekten bir servet. Onun dışında burada küçük bir pufum var. Bu aslında katlanabilen bir puf. Ama mesela ben bu odada işte aşağıdaki işlerimi bitirdikten sonra zaman geçirince kızlar da genelde burada beraber yatıyorlar. Ha gel gel. Tamam gel sen söyle hadi hediyeni. Benim hediyemi göstersene. Ahmet doğum günümde bana ne diyelim, mini dondurucu soğuk tutma mı diyelim, ne diyelim buna tam olarak? Taşınabilir mini buzdolabı. Taşınabilir mini buzdolabı aldım. Bunun içinde ben rujlarımı saklıyorum çünkü biliyorsunuz Antalya böyle yaz aylarında 35-40 derecelere kadar çıktığı için genelde makyaj ürünleri, ruj tarzı ürünler eriyebiliyor. Belki ileride bir makyaj olursa büyüyünce böyle giderken ay bir şeyler de dökülüyor. Taşımalık yani. Bunun içine işte arabaya tokup arabanın çakmaklığından şarj ederek devamlı serin tutabiliyorsun. Evet, serin tutabiliyorsun. Hani serin dediğin de böyle dondurucu gibi değil. Orta serinlikte. Yani ürüne zarar gelmeyecek serinlikte diyor. Onun dışında evet şuradan devam edebiliriz. Tam o pufun karşısında benim bir bilgisayar masam var. Gerçi son 6 aydır pek fazla oturamadım. Çünkü oturunca biraz yorulduğumu hissediyorum oturma pozisyonundan. Burada benim böyle ilk 3 ay hamileliği ilk 3 ayında ben bu odada geçirdim. Çünkü uyuyamıyordum hormonal durumlardan dolayı. Burada aburum cuburum her zaman vardır. Bir jelibonum, bir çikolatam, bir gofretim. Ve bu da benim daybedim. Aşağıdakinden o kadar memnun kaldım ki bu odaya da sonuçta yani bilgisayar masasında oturup yorulduğum zaman böyle bir gelip dinlenmek ihtiyacı duyuyorum ve gerçekten yani bu oda için yaptığım en güzel şeylerden bir tanesi. Bir o bir de bu. Mükemmel bir şey. Ahmet de işte mesela gün içinde geliyor. Buraya. Ben burada takılıyorsam mesela odadan çıkmıyorum. Geliyor da oraya yatıyor. Lucy onun kulağını temizliyor. Bu arada köpek sürülerinde sana çok saygım var, seni çok seviyorum ve şu anda çok kıyafet oldum demek. Kulak yaramak çok önemli. Evet, onun dışında benim şurada bir giyinme bölümüm var. Evet. Tabii ki kadınların eşyaları daha fazla olduğu için kıyafetler konusunda. Buradan, burası da benim banyom. Şöyle maşamı da kaldırayım bari. Burası da benim banyom işte. Yine dediğim gibi aşağıda da demiştim, her yerde bu peluş poslardan ben çok seviyorum çünkü. Oldukça her yere onlardan koyuyorum. Kocan sana niye aldı Almanya'dan? Kocan sana Almanya'dan ne aldı sana? Kocan sana Almanya'dan ne aldı? Göster. Göster karılar kıskansın. Evet. Karılara gösterirler ne lan o? Söyleyeyim mi? Gerçekten. Önceden şey diyordum. Allah'ım yarabbim dolandı. Önceden diyordum ki ya Dyson'ın saç makinesine işte o kadar para mı verilir işte ne kadar gereksiz falan diyordum. Abi saçımı kurutuyor. Fönümü çekiyor, kahküllerimi yapıyor. Bukle bukle. Bukle bukle yapıyor. Düz yapıyor, her şeyi yapıyor yani. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane başlığı var. Acayip bir şey yani. Ve saçı da yakmadan yapıyor. Rüzgarda. Çünkü havayla yapıyor. Evet, havayla yapıyor. Yani ısınmıyor. Yani, aynen, mükemmel bir şey yani. En değerli şeylerden bir tanesi benim için. Duş başlığından buna da taktım. Duş başlığına git bak bak. Bak Allah aşkına. Evet bak mesela burada. Biz şey yapmadık burada, ben hani burayı çok kullanacağımı düşünmediğim için duşluk olarak bir şey yapmadık. Ben bunu yine internetten aldım. Duş bire. Duş başlığına bak. Buna da taktım. Hadi gidelim. Bu evin en büyük sorunlarından birisi fişlerin, prizlerin çok yüksekte olması. Burada priz vardı. Bu da aşağıdaki çoğaltıcının devamı. İkizi kardeşi. Ya koyabilecek başka bir yer yok stratejik olarak. Buraya koyduk.
3D printer'dan bunu bastım. Bak burada Charlie'nin logosu var. Bunu bastım. Duvara yapıştırdım. Böyle bir balkon yaptım. Burada tek başına takılıyor. Öyle bir çözüm buldum. Bu da çok estetik oldu. Bunu bir daha düşündüm. Beyaz beyaz. Evet. Şimdi oraya girmeden önce burayı üstü kapalı bence söyleyelim. Burası Bora'nın odası. Evet. Bora Emir'in odası. Bu arada daha... çocuğun adı neden Boromir diyen insan çok olacaktı Bora Emir. Çocuğun adı aslında Boromir. Yüzüklerin Efendisi'nde şerefli kumandanımız Boromir'in adını verdim. Lakin Selin sevmedi bu ismi. Erkek olursa ben koyacaktım, kız olursa o koyacaktı ismini. Evet. Selin ismini çok sevmeyince Bora Emir yaptım. Birleşince Boromir oluyor. Ya ben de Bora ismini çok severim. Hatta böyle zaten Bora ismi benim için çok böyle klas bir isimdir. Bora Emir çözüm. Olunca ben de okey dedim. Ya benim için o Bora. Zekice bir çözüm. Çünkü ben Bora Emir diyeceğim. İki isim biraz yoruyor beni. Burası Bora Emir'in odası. Ama şu an içeride henüz bir yerleşke olmadığı için evet. Burayı geçiyoruz. Biraz maliyatı olacak o. O başka bir videonun konusu. Şimdi yatak odamıza geçelim. Hadi geçelim. Efendim hoş geldiniz. Bu odada 5 kişi uyuyoruz biz. Yani burası Selin'le benim romantik bir şekilde paylaştığımız bir oda değil. Burası bizim sürümüzün uyku odası. Sürü 5 kişiden oluşuyor. Alfred, Mira, Lucy, Selin ve Alfa Kurt. Bu odada fark edecek olduğunuz üzere köpekler orada uyuyor. Burada uyuyor. Burada uyuyor. Burada uyuyor. Bazen de bizim yanımızda uyuyor. Böyle bir oda kendileri. Çok eşyayla doldurup boğmak, öldürmek istemedik bu odayı. Tek buraya eklenecek şey, buraya bir duvara büyük bir televizyon ekleyeceğiz. O da yolda şu an, siparişi verildi. Buraya büyük bir televizyon gelecek. Yani başta yatakta televizyon izleme olayına karşıydık. Ama ve lakin beraber vakit geçirip dizi izleyemediğimizi fark ettik. Çünkü ben çok uzun saatler çalışıyorum. Bari yatarken uyumadan önce izleyelim dedik. O yüzden buraya bir televizyon evet, yapacağız. Evet, şimdi Bora'da olduğunda bayağı uykusuz gecelerimiz olacak. Yani. Hani ben Ahmet'e çok yansıtmamaya çalışacağım tabii çalıştığı için. Ama hani en azından burada beni de oyalar, bazen Ahmet'i de oyalar. Hani uyurken evet. Bize bir şey olur, beraber dizi falan izleriz diye. Çünkü salon tarafını çok kullanmıyoruz. Muhteşem bir ışığımız var. Aşkım açsana bir o ışığı. Ya, aç. Bunu zaten benim önceden yayınlarımı izleyenler aç. Biliyor bunu. Ay çalışmıyor. Bu Selin'in galaksi ışığı. Ya ben bunsuz yaşayamıyorum. Benim odadaydı. Direkt ışığı buraya getirdim. Bir de mesela... Şuraya renk değiştiriyor. Şurası. Heh. Aynen. Ya ışık bende bu arkadaşlar. Mesela. Dur oraya gideceksin galaksinin. O renk değiştiriyor devamlı. Selin'in en sevdiği şey ışık hastalığı var zaten. Ya ben loş ışık, böyle renkli ışıklar. Yani ruhum romantik galiba ya. Benim de değil, o yüzden ışığı açacağım. Böyle ışıkları var. Orada Selin'in burnu çok tıkandığı için hamilelikte çok oluyor. Xiaomi'nin değil mi o? Evet. Xiaomi'nin şeyi var, buhar şeyi var, makinesi ya, var. Çocuk için de kullanacağımız evet, için bana da çocuğa da iyi gelir diye aldık. Burada da Dyson'ın hava temizleyicisi var. Bu aynı zamanda yazın biraz da serinletme özelliği var. Evet. Burası da bizim parfümlerimiz. Hangi tarafın kime ait olduğunu tahmin edebilirsiniz herhalde. Ya bende koku takıntılığı var arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Parfüm konusunda çok hassasım. Kokuya aşırı duyarlıyım. Hamilelikte çarpı 10 oldu o zaten ayrı bir şey. Çok seviyorum. Farklı kokular denemeyi, farklı kokular almayı çok seviyorum. Bu arada... Bir yerde duruyorum tabii. Bunu görünce aklıma geldi. Selin'in sipariş ettiği aşağıdaki atlas dahil bütün hepsi kırıldı heykellerin. Bu da dahil. Evet, kanadını sen yaptın. Belli olmuyor ama bunların hepsinin tamiratını yine ben yaptım. Yapıştırdım. Bu da mesela kırık gelmişti. Çünkü alçı olunca herhalde böyle... Anladınız mı? Bizim çok sevgili kargo şirketleri kırılabilir mi? Ah! Çekti de getirdikleri için. Bunların hepsini tamir etmek zorunda. Burada bu aynayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu ayna normalde dik duran bir ayna. Ama işte ben yine böyle bir dekorasyon sevdasına düştüğümde geldim buraya dedim bunu çünkü burası çok boş kalmıştı. Dedim Ahmet'e bunu ne yap ne et yan yatır. O şekilde koy dedim.
gerçekten oturdu, yaptı. Bir güzel de koydu. Çok da güzel durdu. Bence bu şu köşe çok hoş. Gerçekten çok hoş bir köşe. Evinizde usta lazımsa beni arayın. Ya aynalarımız hep böyle güzel ama fark etmiyor. Güzel, evet. Ama bunu bu şekilde yatıp koymak zor oldu biraz. Evet. Orada arkada farklı bir mekanizma çalışması yaptım ben. Sırrı bende kalsın. Ama çok güzel oldu. Evet. Burada yine ebeveyn odasında yine dolaplarımız var. Bu taraf Selin'in yine. O oda yetmedi ona. Bu taraf Selin'in, bu taraf Selin'in. Burada çok bir şey yok da. Şurada var. Burada var. Evet. Burada da zaten küçük burası. Bu ikisi Ahmet'in. Bu arada üstlerin olduğu gibi boş. Evet. Çünkü o kadar büyük ki dolaplar. Burası da master bedroom'un. Master neyi? Şey, bu taraf benim tarafım. Bu taraf Selin'in tarafı. Selin tarafı biraz boş çünkü o kendi odasında hazırlık yapmış. Evet, ben ama uyanınca odama gidiyorum. Orada duş alıp saçımı başımı kremlenip öyle. Burada mesela benim kendi yaptığım yağ karışımları var sakalım için kullandığım. Bunun saçıma maske yapıyorum. Bu yıldız anasonlu ve tarçınlı şey. Kokonat neydi lan? Hindistan cevizi yağı. Bu kendi hazırladığım bir şey. Önce kaynattım yıldız anasonu falan. Saçımın derisini çok yatıştırıyor ve oradaki şeyleri alıyor. Benim sabah rutinim, dişimi fırçalarım, dilimi temizlerim, ağzımı çalkalarım, dil temizlemesi çok önemli. Ondan sonra sakalımı bir güzel yağlarım. Sakalımın altını. Kepek olmaması için. Yağ karışımını kendim yapıyorum. Dediğim gibi o gün duş alacaksan sabahtan güzel maskeleri 1-2 saat durur. Ondan sonra duş alırım. Burası benim dolap. Ne var içinde? Sarı kantaron yağı. Karıcığı düzenledi canım. Korkma, bir şey yok. Bu çok güzel bir aylık. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Biliyorum arkadaşlar, market kadınların kılıyla tüyüyle ilgili itemlarla dolu. Farkındayım. Erkekler olarak kendinizi ezik hissediyorsunuz. Hissetmeyin. Bu erkek etek tıraşı item'ı. 10 numara item'dir ama ben ağzını takamadım şu. Bu erkek etek tıraşı item'ı. Link var mı? Link aşağı bırakacağım. Bu item'ın özelliği, hiçbir şey yapmadan direkt derinize koyuyorsunuz ve fıst diye alıyorsunuz. Pütürlü bölgeler dahil olmak üzere. Bu da mesela, bunu da koltuk altı için kullanabiliyorsun. Yani çift taraflı bu. Bu tarafta var. Bayağı iyiymiş ha. Bu etek tıraşı için aldım bunu ama bunu da koltuk altı için kullanıyorsun. Mesela buradan ayrı var, 0-1-3 santim falan. Buradan da koltuk altını yapıyorsun, buradan eteğini yapıyorsun. 10 numara item, yani herkese tavsiye ederim. En iyi deodorant, en iyi koltuk altı stick. Bu domuz kılından sakal derisi tarama fırçası. Böyle tarıyorsun bunu. Bu saç tarama... Neydi bunun adı? Ha, Tangle Teaser. Tangle Teaser. Bu da saçımı açabilen tek tarak. Şaka değil, böyle boktan göründüğüne bakmayın. Burada esanslarım var. Karışım yapmak için kullandığım şeylerim var. Yağlarım var, jojoba yağı, farklı badem yağları, farklı esanslar, sedir ağacı esansı falan. Oradaki sırlarımı vermek istemiyorum. Bu da mesela diş fırçamı tatilde götürmek için özel kabı var. Böyle kapatıyorum, gidiyorum. Öyle. Benimki bomboş. Benimki boş. Benimki de açık öbür tarafta. Burası master bathroom'un büyük duşakabini. Burada da aynı şeyi kullandım ama burada siyah kullandım. Aynı duş başlığı. Burada siyah kullandım. Bunları hep ben taktım. Bunları, bunlar dahil değildi. Bence güzel de oldu yani. İkimize ayrı ayrı raflar yaptım. Evet. Bu taraf benim taraf. Görüyorsunuz. Genelde saç ürünleri. Bu tarafta senin taraf. Ama dediğim gibi Selim burada duş almıyor fazla. Kendi odasında takılıyor yani. Ama yine var bir şeyler ha. Ben getirdim, koydum. Canım nerede istersen. Bu da Cüneyt Özdemir'i duşta dinlemek için aldım bunu. Monster'ın bu klası. Bunu açıyorum. Suya dayanıklı. Buraya koyuyorum. Biz garajdan duyuyoruz. Bütün mahalle dinliyor, umurumda değil. Açıyorum buradan, duş alıyorum. Bir yandan Cüneyt Özdemir, bununla ilgili haberleri veriyor. Buradan da Cüneyt Özdemir abime selamlar olsun. Böyle yani. Evet efendim, evimiz bu şekilde. Evimizi sizlerle paylaşmak istedik, göstermek istedik durumları. Biz ve çocuklarımız artı bir yolda. Umarım artık Bora Emel'li videolarda görüşmek üzere diyoruz. Ve son eklemek istediğim bir şey var mı? Yok.
Biz film izlemeliyiz. Hadi kendisi izleyelim. Olur. Olur. Pick up the phone.